Sayın Fatih Karahan'dan geldi, dedi ki Merkez Bankası Başkanı, yıl sonu enflasyon beklentilerinin halen tahminlerimizin üzerinde olduğunu görmekteyiz. Ee, neden böyle? E, çünkü bu son e, enflasyon raporlamasında da e, aslında izlerini belli etmişti. Son açıklanan enflasyon verisinde de, e, şimdi Cuma gününe gelecek bilmiyoruz ama, son açıklanan enflasyon verisinde de, Merkez Bankası'nın e, tutanaklarında da bu ortaya çıkmıştı. Kalıcı bir enflasyondan hep bahsediliyor. Yani yaklaşık 7-8 aydır alt kalemlere yayılmış bir maliyet enflasyonundan zaten söz ediliyor. Bunu zaman zaman işte fırsatçılar, şuncular, buncular diye üzerine örtmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'nin temelde evet bir verimsizlik, ikincisi çok ciddi bir maliyet enflasyonu var. Yani bir taraftan döviz bazında çok pahalı bir Türk lirası, ama öte taraftan da içteki TL maliyetleri bazında da yükselen girdi maliyetleri var. Ee, bir örnek vereyim. Mesela rafta çok arandı ya bu. Hemen oradan geri gideyim. Rafla kasa arasında fırsatçı ararsanız bulamazsınız. Gerçekle yüzleşmek istiyorsanız muhasebe departmanına gitmeniz... ...muhasebeden ilk üretim noktasına kadar bütün zinciri inceleyerek... Orada gerçekten bir fırsatçı mı var yoksa e, maliyet artışlarında anormal bir artış mı var bunu görebilirsiniz. Fakat biz bunu yapmaktan imtihan ederek kasayla e, raf arasında gidip geliyoruz. Bu da çok garip. Tüketici kanunu der ki e, eğer kasa fiyatıyla tük, e, raf fiyatı arasında bir fark varsa raf fiyatı geçerlidir. Yani bu kadar tartışmaya açık olmayan bir şey denetim diye anlattık memlekete. Hı hı. Tüketici kanunu gayet açık. Raftaki fiyat geçerlidir. Peki şimdi dediğiniz gibi oralarda denetim var. Bin tane maliye müfettişi sahaya indi bu hafta e, denetim yapıyorlar. Ayrıca işte şöyle şeyler var. Simit fiyatına Bakanlığın onayı zorunlu hale getirildi. Simitte böyle bir e, durum var. E, dış ticareti tavuk etinin dış ticareti yasaklandı. İhracatı yasaklandı. E, tavuk fiyatları aşırı yükseldiği için. Bu gibi e, müdahaleler çözüm olur mu? Birkaç noktadan değerlendireyim. Simit muhtemelen susam ithalatıyla bağlantılı olarak baktığınızda e, müdahaleci, yani simit de bu kadar artmasın. Ama yine aynı şey geliyor. Bunun maliyeti artıyor mu diye kimse sormuyor. Çay Tıpkı simit hesabı yapıldığı zaman, 30... çay simit hesabı yapıldığı zaman mahcup olmayalım. <laughs> Valla çay simit hesabı yapılarak e, iktidara gelenlerin, e, iktidar ortağının, Alanya Milletvekili'ydi galiba e, ya da Antakya hatırlamıyorum şimdi. E, simitçilik yapın önerisi vardı emeklilere. Durum buraya kadar geldi. E, simitçilik çok kutsal bir şey ama hani emekliye de birincisi çalışın diyorsunuz, ikincisi simitçilik yapın diyoruz. E, i̇şin o tarafını bir kenara bırakırsak. Günün sonunda %36 enflasyona ikna olun. Reel sektör bazında da bak maliyetlerin artıyor ama sen arttırma temennisiyle gelen bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Tavuk ihracatının yasaklanmasına gelince bu yapılabilir. Ama böyle e, pat diye yapılmaz. Bakın şöyle bir şey yaparsınız. Bir tarım envanteri çıkarırsınız. Bakın hep envantere geliyoruz veri ekonomisinde. Tarım envanterini çıkarırsınız. Türkiye'nin ihtiyacı olan bütün gıda ürünlerini önce içten tedarik edecek şekilde bir planlama yaparsınız. Bunu temin ettikten sonra, o zamana kadar ihracat yasak olabilir. Bunu temin ettikten sonra şimdi kapasite fazlası yaratalım ve dünyaya satalım diye ihracat politikası oluşturursunuz. Böyle pat diye göstermelik yaparsanız çok basit bir soru sorayım. E, o tavuk üreticisinin yurt dışında mukabelesi var. Bunun tazminini kim yapacak mesela? Aynı şeyi zeytinyağı da yaptılar. E şu anda Türkiye'de zeytinyağı üreticisi e Avrupa'ya mal satamıyor. Çünkü anlaşmayı tek taraflı bozduk biz yasaklanınca. İhracat pazarlarında da şöyle bir özellik vardır. 5 yılda girer 10 dakikada çıkarsınız. Evet. Kesinlikle. Ama yurt dışında Şimdi Sayın Bakan'ın sözlerinden aktaracağım. Heh, dış finansman imkanlarımız artıyor. Yurt dışı derecelendirme kuruluşlarının bize olan güveni artıyor diyor bakan. Bunların etkisi olmaz mı bu işlerde? Valla Sayın Bakan önümüze 270 milyar dolar koyana kadar söylediklerinin hiçbir hükmü yok. Bir yıl döndürmek için 270 milyar dolara ihtiyacımız var. Sadece bir yıl döndürmek için. Nakit, keş. 270 milyar doları ödedikten sonra diğer yıla bakacağız. 270 milyar doları önümüze getirene kadar dış ticari şey e, dış yatırımcıların ilgisi artıyor falan filan onlar bu e, lafı güzel. E, vergilerle tamamlanabilir mi bu? Hayır. Bu dış kaynak gelmek durumunda. He, yani dolar 270 milyar dolar göre dış kaynak. Dolar getirmez esas. <laughs> Sadece o bir sadece... yıl kısa vadeli dış borç artı cari açık finansmanı için ihtiyacımız olan para bu. Ne bileyim Çetin Bey ben bilmiyorum yani benim bildiğim Türkiye'nin para ihtiyacı olduğumu vergi toplar. Ben öyle biliyorum. O içte, o içte üstadım. O içte onu mütemadiyen yapıyorlar zaten. Ha peki. Ee, ama bizim bir yıllık dış borcumuzu çevirmemiz artı cari açık e, rakamını finanse edebilmemiz için hadi biraz ben tenzilatta bulunayım. 250 milyar dolardan fazla... Paraya ihtiyacımız var, bir yıl için nakit. Vatandaş ne yapacak bu enflasyonla? Enflasyonun düşme modu var mı? Ee, valla biz maliyetleri düşürecek herhangi bir e, projeksiyon ortaya koymadığımız sürece vatandaşın yapabilecek bir şey yok bundan bir, bir buçuk yıl öncesine kadar vatandaşa aman gereksiz harcamalar yapmayın, önceliklerinizi belirleyin diyorduk ama artık vatandaştan çıktı mesela. Yani vatandaşın gücünü aşmış vaziyette, vatandaşın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Bir tasarruf yapılması gerekiyor. Kamuda tasarruf çok dillendirilince, çok dile getirilince e, bu gündeme geldi. Şimdi de çalışıyoruz diye böyle e, vitrinlik laflar var ortada. İşte verimlilik, vesaire. Hayır. Çok daha somut bir projeksiyon ortaya koymamız gerekiyor. Nereden neyi kesip neyi verimli hale getireceksiniz? Böyle bir çalışma olmadan diğerlerinin hepsi boşlar. Peki. Çok teşekkür ediyorum Çetin Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi çok yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Ekonomi yazarı Çetin Ünsalan bizimle birlikteydi kıymetli, kıymetli izleyenler. Ee, haberlerimizle devam edelim. Haberlerimizin başında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçinin ve emekçinin bayramı ile ilgili Taksim'in kapalı oluşu, bazı yolların kapalı oluşu, bazı yolların açık oluşu ile ilgili bilgilendirmemiz geliyor. 1 Mayıs'ta İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayı bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Valilik hangi ilçelerde hangi yolların kapatılacağını, hangi seferlerin iptal edileceğini ve alternatif yolları açıkladı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle metro, tramvay, metrobüs, deniz ulaşımına kısıtlama getirildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bayram havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyecek davranışların önlenebilmesi amacıyla valimizce gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 4'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağında kısıtlama uygulamaları saat 5.30 itibariyle başlayacaktır. Kısıtlamalar kapsamında yeni kapı Hacı Osman Met.